Evet sevgili izleyenler, sizler için bugün Haydanay'ındayız ve Bosporus firmasındayız. Bugün sizler için Bosporus firmasını gezeceğiz, ürünleri hakkında bilgiler alacağız. Hüseyin Bey, sizi bir kısaca tanıyalım. Ben Hüseyin Perktaş, TGRT ekibine çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı buraya geldikleri için. Ben Hüseyin Perktaş, 1955 doğumlu, Van Başkale Kazası doğumluyum. Asıl mesleğim yüksek öğretim okulunu bitirdim. TÜZ Metal Markalı yüksek öğretim okulunu bitirdim. 1995 yılından bu yana da et sektöründe görev yapıyorum. Biz döner öğretiyoruz, biz lahmacun öğretiyoruz. Efendime söyleyeyim, perakende et satışımız var, büyük marketlere et veriyoruz, camilere, derneklere et toptancılığını yapıyoruz. Özellikle Baden-Württemberg'e dağıtıyoruz. Bayana kadar gidiyor. Ama mesela pide sektöründe tüm Almanya'ya satış yapıyoruz. Hatta Avusturya'ya kadar gidiyor. Evet, ben genelde kardeşimle beraber Alman müşterilerle ilgileniyoruz. Babam olmadığı zaman temsilen Türk müşterilerle ilgileniyorum. Kardeşim daha çok management'le uğraşıyor. Yani kalite kontrolü falan olarak. Çünkü önemli olan ilk başta kalite. Evet. En çok önem verdiğimiz şeylerden birisi bu zaten. Şu an yabancı firma olarak tahminen kaç firmayla çalışıyorsunuz? Veya tabii ki hazırlık olarak görüşme aşamasında kaç firma var? Şu anda tüm Almanya'daki Kaufland'lara lahmacun gönderiyoruz. Evet. Penny Avusturya'ya kadar ürünlerimiz gidiyor. Avusturya'ya kadar gidiyor. Evet. Güzel. Yani Almanya dışına da çıktık diyelim o zaman. İnşallah daha da çok çıkacağız. İnşallah. Uğraşıyoruz. Dediğim gibi önemli olan kalite. Hı-hı. Ve bizim burada güzel olan biz bir aileyiz. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi giyindik ve Bosporus'un imalathanesine indik. Evet, hemen bu bölümden başlıyoruz. Evet Hüseyin Bey, bu bölüm sanırım döner etinin karma ve baharatlama bölümü oluyor. Nasıl bir işlem yapılıyor burada? Evet efendim, doğru söylediniz. Burada döner işleniyor, burada baharatlanıyor. Buradan makineye atılıyor. Makine göreceksiniz. Makineye girdikten sonra baharatlanacak ve yarım saat, bir saat o baharatın içerisinde karışacak. Makine karıştıracak. Etler eşit seviyede birbirleriyle ve baharatlanmış olacak. Birisi çok, birisi az değil. Hemen hemen hepsi aynı derecede baharatlanmış olacaktır. Çünkü makineyle ve belli bir zaman biliminde. Bu bölümde de takma işleri oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taze taze dönerleri takıyorlar. Vakumlanıyor. Dönerlerimiz takıldıktan sonra -40 derece şoklanıyor. Burada pideler hazırlanıyor ve hakikaten Avrupa'da tek firmayız. Gördüğünüz gibi öyle, %95 ellen yapılıyor. %100 ellen yapılan tek firmayız. Görüyorsunuz ellen yapılıyor. Burada hamur açılıyor. Burada ellen gördüğünüz gibi hamura pide haline geliyor. Haline geliyor. Burada da elemanımız, değerli elemanımız yumurtasını sürüyor. Aynı Anadolu usulü, yani %95, %100 Anadolu'yu buraya getirmişiz. Evet. Ve ondan sonra fırına. Ve buradan da fırına gidiyor. Evet, fırından da şu an sanırım taze pideler çıkıyor, onları bir görelim. Ve buradan da gördüğünüz gibi taze taze. Evet, şu an diğer başka bir bölümdeyiz. Burada da hazır Adana kebap yapılıyor ve dışarıda dondurulmuş bir şekilde satılması için. Bu konu hakkında Sevil Hanım, bu sanırım Alman marketlerinde satılmak için yapılıyor burada. Alman firmalarıyla ilk görüşmeleri yaptık. Evet. Deneme yapacağız, sunacağız. Tabii ki Türk müşterilerimize de sunacağız. Bunlar dondurulmuş olarak paketlenip Alman marketlerine gidecek sanırım. Evet, aynen öyle. Yani çok kısa bir müddette hazırlanıp yemeğe sunulabilecek şekilde yapılacak. Evet. Peki burada gelen müşteriler perakende mağazanıza geldiğinde bunu bulabilecek mi burada? Dediğim gibi şu anda babam da söylediği gibi Şeyh Musta'yla bir ilki başladık. Bir deneme aşamasındayız. Bakacağız ama tabii ki önce müşterilerimize, sonra da perakende sunacağız. Çünkü